Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzücü bir videoyla geldim. Sizin de başınıza gelmemesi için böyle bir video çekmek istiyorum. Daha önceki Sardunya videolarımda yine aslında sizlere bahsetmiştim. Yaz döneminde sulamaya çok dikkat edin. Bitkilerinizi aşırı güneşten koruyun diye. Bakın arkadaşlar, bu benim kırmızı renk açan ceylan göz sardunyam. Çiçeklerini birkaç defa döktü, tekrar çiçeklendi. Ama belli bir zaman sonra, özellikle böyle çok yoğun sıcakların olduğu dönemde, bu şekilde yaprak sararmalarının olduğunu fark ettim. Bu dönemde ne kadar çok sulamaya dikkat etsem de bazı şeyler gerçekten bizim elimizde olmuyor arkadaşlar. Bakın, altta kalan bütün yapraklarını sarartmış durumda. Bu şekilde eğer bitkilerinizi görürseniz, böyle aniden sararmaya başlarsa yapraklar, anlayın ki gerçekten bir şeyler ters gidiyor. İlk önce, özellikle yaz döneminde yaşıyorsanız, bunu kesinlikle bir terslik var demektir. Bakın, bunlar sağlıklı olan ceylan gözlerim. Şimdi ikisi arasında gerçekten büyük farklılıklar var. Bunun yaprakları gayet güzel, canlı, diri diri, ama arkadaki ceylan gözüme bakar mısınız? Neredeyse böyle yeni açan yaprakları bile kurumuş ve alt yaprakları sürekli dökülüyor. Yani arada gerçekten çok büyük farklılıklar var. O yüzden bunda bir sıkıntı var. Ben bunu anladım ve bu sıkıntı arkadaşlar gerçekten geri dönüşü olmayan bir problem. Çünkü şu an bu bitkimde bir kök çürümesi meydana geldi. Bunu dökülen yapraklardan anlayabiliyorum. Bakın, bu da yine aynı ceylan gözün, size göstermiştim ceylan göz sardunyalar nasıl çeliklenir diye. Bu o çeliklediğim sardunyalar. Bakın, üstünde tomurcuğu da var. Aynı sardunya aslında arkadaşlar. Ve arada gerçekten büyük farklılıklar var. Diğer bitkilerinize bakarak aslında böyle hastalanan bitkilerinizi fark edebiliyorsunuz. Gerçekten büyük farklılıklar oluyor. İlk önce bu sararan yaprakları temizliyoruz. Tabii ki ben belki de birazcık ihmalkar davrandım. Hani bu çürüme bu kadar ilerlemeden önce belki durdurabilirdim. Ama arkadaşlar, bir kere kök çürümesi çok kötü bir olay. Bir kere eğer başladıysa çürüme, onu durduramıyorsunuz. Yani ne kadar sulamayı kesseniz de olmuyor. Ben hani topraktan çıkarmadım. Bu şekilde çelikler aldım. Çeliklerden belki yeniden üretim yapabilirim diye bunları ayırdım. Bunlar şu an sağlıklı görünüyorlar ama sağlıklı değiller arkadaşlar. Yani şöyle, bu videoyu çektim. Çelikleri biraz beklettim aslında, daha sonradan hani belki tutar diye, ama şu an burada budama yaptığım çeliklerin hiçbirisi gerçekten hayata tutunamadı. Çünkü bu çürüme başlayınca gerçekten bütün bitkinizi öldürüyor arkadaşlar. Ne kadar önlem alırsanız alın, bir sonuca varamıyoruz. Yani ben varamadım. Belki bu şekilde başına böyle bir olay gelen bir arkadaşım varsa ve bu şekilde budadığı çelikleri gerçekten tutturabilmişse, yazsın, benimle iletişime geçsin. Ne uyguladın, ne yaptı, gerçekten çok merak ediyorum. Ben şöyle yaptım, bu budadığım çelikleri bir süre beklettim. Zaten şöyle sıktığım zaman, bakın arkadaşlar, onun çürüdüğünü anlıyorsunuz. Çünkü yumuşamış bir gövde var, kararmış bir gövde var. Bu kök çürümesinin belirtisi. Gerçekten çok sinsi ilerleyen bir durum. İlk başta fark edemiyorsunuz. Kök çürümesinin sebeplerini diğer videolarda aslında anlatmıştım sizlere. En büyük sebebi böyle bitkimizin, yani nemli kalan toprağın aşırı ısınması. Çünkü benim bu balkonumda herhangi bir işte perde ya da güneşi engelleyen herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ve sabah saat kaçtan? 11'den akşam 5'e 6'ya kadar, yani o öğlen yakıcı güneşini kesinlikle alan bir balkon.
Perde yaptırmaya fırsatım olmadı bu yıl arkadaşlar. Bu biraz bana pahalıya mal oldu. Şu ana kadar 5 tane ceylan göz sardunyamı kaybettim. Bu ilk kaybettiğim ceylan göz sardunyalardan birisiydi. Yani hep de gidenler ceylan gözleri oluyor arkadaşlar. Bunlar biraz daha şey çünkü biraz daha hassas bitkiler. Aşırı sıcaklara böyle aşırı soğuklara çok fazla gelemiyorlar. Diğer sardunyalar yani yerli sardunyalar gibi dayanıklı olmuyorlar maalesef. Ben de ne kadar dikkat ettiysem hatta bunu bütün videolarımda sizlere söyledim. Kesinlikle dikkat edin sulamaya. İşte ne kadar dikkat edersek edelim bazen olmuyor. Bu ayırdığım çeliklerin hiçbiri şu anda yok. Sadece az önce size gösterdiğim şey var. Yedeklediğim ceylan gözüm var aynısından. O yüzden ben diyorum sizlere kesinlikle bitkilerinizi yedekleyin. İşte hediye verin arkadaşlar. En azından hediye verdiğiniz kişiden alma şansınız olur tekrar. Bitkinizi kaybetmezsiniz. Ya da farklı saksılara tekrardan dikin. Bakın bu da yine aynı şekilde neredeyse yeni yaprak bile yapraklar bile sararıp dökülmüş. Bu biraz sağlıklı görünüyor ama aslında değil. Çünkü gövde tamamen yani böyle çok böyle tuttuğunuzu onu anlıyorsunuz arkadaşlar. Eziliyor gövde. Onu anlayabiliyorsunuz. Kesinlikle yaprak sararması olduysa özellikle yaz döneminde şöyle bir toprağını kontrol edin. Böyle bir bitkiyi farklı bir yere alın. Sulamayın bir süre. Gerçi ben bir tane ceylan gözümde bunu denedim. Sulamadım. Halen daha sulamıyorum arkadaşlar. Belki de bir aydır sulamıyorum bitkimi. Ama hiç bir şekilde kendine gelemedi. Yani bu kök çürümesi gerçekten kötü bir durum. İnşallah beni izleyen hiç kimsenin başına gelmez. Gelse bile önlemlerinizi alın arkadaşlar. Ben ne kadar aldıysam olmadı ama eğer olumlu sonuç elde eden varsa buradan bana yazabilir. Belki biz de o deneyimlerden faydalanabiliriz. Şimdi bu bitkimin tamamını budadım. Gerçekten toprağını merak ediyorum. Toprağına bakacağım. Şu an gövde çok kötü durumda. Yani tuttuğunuz zaman onu anlıyorsunuz zaten. Toprağına bakmak istiyorum. Kökler ne durumda? Çünkü çok üzüldüm arkadaşlar ya. Ben bu bitkimi çok böyle videoya çekmiştim. Ya 3-4 kere falan açtı bu yaz bana. 2-3 yıllık bir bitki bu. Yani 2-3 yıllık bir sardunya. Saksısını yeni değişmiştim. Toprağı da güzel geçirgen bir topraktı. İşte dediğim gibi o aşırı güneş var ya o çok kötü yapıyor bitkiyi. Bakın tuttuğum zaman arkadaşlar resmen bitkinin gövdesinden su çıkıyor. Bu şekilde kökler sağlıklı gibi duruyor ama sağlıklı değil. Bakın kökler bayağı gelişmiş, bayağı güzeldi. Ama yani o sıcak vurduğu zaman bitkiye toprağı kızdırıyor. Toprak kızdığı zaman ne yapıyor arkadaşlar? Hafif de nemli olduğu için böyle yavaş yavaş için için çürümeler başlıyor. Bakın gövde zaten kararmış. Böyle tuttuğunuz zaman eziliyor. İlk başta bu şekilde bir kontrol yapabilirsiniz bitkinizi. Bakın bu şekilde kırdığım zaman zaten kararmış oluyor bitkinin işi. Yani bu bitkiden artık bize hayır gelmez. Budadım belki hani budadığım dallardan tekrar çoğaltırım diye ama o da olmadı. Gerçekten çok üzüldüm ama neyse ki sardunyalar çok çabuk büyüyen, böyle çok çabuk gelişen bitkiler. O yüzden tek şanslı tarafım benim şu anda bitkimi yedeklemiş olmam. Kesinlikle sizler de yedekleyin. Zamanını ve işte neler yapmanız gerektiğini zaten kanalımda birçok video var. Oralardan ayrıntılı şekilde izleyip yine aklınıza takılan sorular varsa bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birkaç saksım da yine boşa çıktı. Bu saksım da boşa çıktı. Belki o yedeklediğim çeliği tekrar buraya dikelim. Bakalım bir dahaki seneye Allah büyük arkadaşlar. Yani neler olur. Bakın bu da onun yavrusu. İki yedeklemişim. İnşallah bunda da aynı sorun olmaz. Vallahi bunlara gözüm gibi bakıyorum. Sulamaya gerçekten çok dikkat ediyorum. Hep de arkadaşlar bu şekilde kontrol ederim yani. Saksıları, toprakları yani suya ihtiyacı var mı yok mu? Demek ki bazen ne kadar dikkat edersek edelim olmuyor. Bu şekilde arkadaşlar.
Kendinize çok iyi bakın. Kayıplarınızın olmadığı bir yaz olması dileğiyle. Sorularınız varsa buradan yine bana sorabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.